Ben avukat Ayhan Ömen. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da bir şirket bana Green Card sponsoru oldu diyelim. Ben Green Kartımı alıp çalışırken olur da şirket iflas ederse devrolur veya kapanırsa benim Green Kartım yanar mı sorusu. Bu takipçimiz iletmiş durumda. Şimdi burada önemli olan nokta tabii ki size şirket üzerinden yapılan Green Card sponsorluğunun aşamaları var ve bu aşamaların tamamlanıp sizin Green Card'ınızı alıyor olmanız. Ve Green Card'ınızı alıp şirkette işinize başladıktan sonra eğer şirkette bu noktada kapağıma devrolma gibi işte satılma gibi bir durum olursa bu sizin kontrolünüzün dışında olacak şeyler olduğu için sizin Green Card'ınızı etkilemez kötü yönde. Dolayısıyla sizin green kartınızın geçerli devam edecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben Amerika'da şirket kurdum fakat banka hesabı açmak istiyorum. Şirket için bir arkadaşım şu an Amerika'da. Onun aracılığıyla banka hesabı açabilir miyim diyor bu takipçimiz. Şimdi siz tabii ki şirketin sahibi olarak Banka hesabı açmak istediğinizde Amerika'da bulunmanız gerekecek bu banka hesabını açmak için. Ya da şirketin ortağı olan biri varsa ya da şirket e, bahsettiğiniz arkadaşınızı yetkilendirirse ve şirketin adına banka hesabı açma gibi işlemleri yapmak için ona yetki verirse evet o da şirket için banka hesabı açabilir. Ama bazı bankalarda bunun ona zorluk çıkaracağını göreceksiniz ama bunu açabilecek bir banka eminim e, denk geleceksiniz. Önemli olan şirketin e, prosedürü bu şekilde. Bu kişiye yetki veriyor olması diyebiliriz. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'ya bir yıl önce work and travel geldim. Daha sonra C1 vizemi F1 vizesine çevirmek için başvurdum. Vize sonucum için hala bekliyorum. Herhangi bir gelişme olmadı. Benim sorum şu ben bu ay sonuna doğru evleniyorum. Bu sürecimi etkiler mi? Bu konuyla ilgili bilmem. Gereken bir şey var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şu. Siz Amerika'ya geldikten sonra statü değişikliği başvurusu yapmış durumdasınız ve onun sonucunu şu an bekliyorsunuz. Amerika vatandaşı olacak bir evlilikten dolayı da ee, bu sefer yeşil kart dosyası sürecini başlatabilirsiniz. Tabi bu süreci başlatmanızda bir engel yok ama bu süreci başlatmakla tabii ki sizin şu an beklemede olan dosyalarınızın reddedilme ihtimali yüksek olacak. Dolayısıyla buna engel bir durum yok. Adımınızı atabilirsiniz. Beklemede olan dosyalarınız olumsuz şekilde etkilenebilir. Ama bu sizin yeşil kartınıza ilerlemenize engel olacak bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da bir yıl ikamet Ettim. Nüfus kaydımı bir yıl Amerika'dan aldım. Şimdi Türkiye'deyim. Banka hesabı açmak için ABD vergi numarası istiyor sistem. Bunu nereden ve nasıl alabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'da sosyal güvenlik numarası almak için bunu istiyorsanız bunun için alabilmenize imkan sağlayan çalışma izni ya da bu tarz bir e, olması gerekiyor. Dolayısıyla banka hesabı açmak istiyorsanız Amerika'da bunu vergi numarası olmadan da açabileceğiniz bankalar olabilir. Tavsiyemiz birden fazla bankayı denemeniz elbette biri sosyal güvenliğiniz olmasa da hesap açıyor olacak. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben Florida'da yaşıyorum. Eşim F1 vizesine başvurdu. Ben ve kızım da F2 vizesine başvurduk. Malum burada sonuçlanması zaman alıyor ve beklemedeyiz. Ben şu anda hamileyim. Acaba Amerika'da hastanelerden yararlanabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada tabii tavsiye edeceğim nokta ya bir özel sigorta almaya çalışmanız ya da durumunuz yeterli değilse size yakın olan bir hastaneye gidip özellikle bu vakıflara bağlı hastanelere oralara başvuru yapabilirsiniz. Normalde hastaneler sizi kabul etmek zorundalar. Sizin sigortanız olsun ya da olmasın kabul edecekler. Ama tabii bu noktada ondan sonraki faturayı ödeyip ödememe durumunuza göre süreç ilerleyebilir. Tabii ki ben bu noktada tavsiyem yani zamanınız varken eğer alabiliyorsanız bir özel sigorta ya da e, dediğim gibi bu vakıflara bağlı olan üniversitelerle görüşüp e, durumu halletmeye çalışmanızda fayda var diyorum. Aa, çok hani e, gelir düzeyi düşük olan kişilerde bazen federal ya da eyaletin imkan sağladığı durumlarda başvurular yapabiliyorlar. Yasal durumları ne olursa olsun bu konuda yardım alabiliyorlar. Tabii bunu yapın diye bir tavsiyede bulunmuyorum ama bunu bilin diye sorunuza cevap olarak söylemiş olayım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'ya 2016 Nisan ayında internship programı ile geldim ve program bittikten sonra dönmedim. Geçen Kasım ayında evlendim ama benim vizemde 2 yıl kuralı var. Bunu waiver etmek için başvuru yaklaşık bir ay öncesinden yaptım. Tahminen cevap gelmesi 2 falan bulabilir. Benim sorum Kasım'da evliliğimin birinci yılı olacak. Sizce Biraz daha bekleyip 10 yıllık green card'a başvurmak mantıklı mı yoksa favor gelir gelmez hemen başvurmak mı mantıklı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada sizin yasal durumunuz şu an itibariyle yok. Tavsiyemiz en kısa zamanda Yeşil kart dosyanızı uygun olduğunuz sürede yapmak, yani iki yıl dolmasını beklemek, o yıllık kart almaya çalışmak gibi durumlara girmeyi gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yasal olmadığınız için eğer yarın bir ihlal ya da gözaltına alınma durumuyla karşı karşıya kalırsanız o sizin için çok daha tatsız sonuçlara yol açar. En kısa zamanda bu dosyanızı açmanıza fayda var deyip, takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Work and Travel programı Amerika'ya geldik. Hem Türkiye'de bize aracı olan firma hem de burada çalıştığımız firma başta bizlere verdikleri sözü tutmuyorlar. Örneğin yaşadığımız yaşam standartları oldukça kötü. Yaşadığımız evde insan bile yaşamaz durumda. İşte fare var ve ısıtıcı bile çalışmıyor. Bunları çalıştığımız iş yeri sahibine beyan ettiğimizde yapım masraflarını bize verdiği peçeklerden düşüyor. Güvenlik konusunda da sıkıntımız var. Başka bir işe girmek istediğimizde de önümüze engel çıkarıyorlar. Bu durumda bizim yapmamız gerekenler nelerdir? Yasal haklarımız nelerdir? Yoksa programı yarıda bırakıp Türkiye'ye dönmek zorunda kalacağız. Şimdi benim öncelikle bu noktaki tavsiyem şu. Hani bu olumsuz durumlardan dolayı programı bırakıp Amerika'nın başka yerlerine gitmeye çalışmayın. Çünkü bu sefer yasal durumunuzu ilerletmiş oluyorsunuz. Ve sınırlı süreciyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama tabi verilen programın hizmetleri ya da şartlarından memnun değilseniz tabii ki o zaman programı bırakıp ve bu sponsor firmaları da, firmaları da bilgilendirip ülkenize dönüş yapmanız tabii ki bir imkan, tabii ki yapılabilecek bir çözüm de olabilir sizin için. Ama sorunuza gelelim. Burada maalesef genelde bu tip öğrencilerimizin zorlu olduğu durumlar oluyor. Çünkü ya siz buradaki büyük ihtimal Anlaşmanızı Türkiye'deki danışmanlık firmasıyla yaptığınız için danışmanlık firmasıyla yaptığınız sözleşmelere göre size verdikleri söz yerine getirilmiyorsa o zaman Türkiye'ye dönünce Türkiye'den e, o Türkiye'deki danışmanlık firmasına dava açma yoluna bakmanızda fayda var. E, onun dışında eğer yaşama koşullarınız yerinde değilse o zaman e, mesela 311 denilen bir telefonu arayıp e, yaşam yani oturduğunuz böyle, e, apartmandaki yerde e, güvende olmadığınızı işte mülk sahibinin yeterli şekilde yeri yaşanabilecek halde tutmadığı noktasında tabii ki şikayette bulunabilirsiniz. Ama bu noktada tavsiyem hem Türkiye'deki danışmanlık firmasına hem onların aracılığıyla buradaki sponsor firma ya da buradaki sponsor firmaya ederek bu konuda gündeme getirip onların bu yaşanan durumu çözmesini ricasında bulunmanızda tavsiye ediyorum. Yoksa maalesef kısa bir program zaten bu programdan kısa olduğu için maalesef bu tip Kötü niyetli danışmanlık yerleri sizin bu durumunuzdan faydalanıyor bu şekilde. O yüzden tavsiyemiz bu şekilde onlarla yapıcı konuşup durumun çözülmesini sağlayın. Ama bir çözüm de üretilmezse döndüğünüzde Türkiye'deki danışmanlık firmasının aleyhine dava açmanızı tavsiye ediyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında gelen sorulardan bir tanesi şu. Amerika'da J1 internship programı ile bulunmaktayım. v başvurumun kalkmasını beklerken J1 vizemi F1 vizesine çevirebilir miyim diye takipçilerimizden gelen bir soru var. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki iki yıl kuralını başlatmış olmanız ve onların beklemede olması önemli olan bir nokta. Burada dikkat edilmesi gereken şey C1 vizenizi F1 vize geçirme adımını atabilirsiniz. Ama önemli olan yasal durumunuzun bitiyor o durumda olmaması bu önemli bir nokta çünkü öbür türlü yasal durumunuzun e, bitmeden statü başvurmanızda fayda var. Dolayısıyla waiver programına başvurdunuz. Eğer statünüz bitmek üzere ise F1 çalışmasını başlatabilirsiniz. Bitmiyorsa o zaman waiver'ın kalkmasını beklemenizde fayda var. Ve son soru da şu. F1 vizesiyle kaç sene Amerika'da kalabilirim? Bunun maksimum bir sınırı var mıdır? F1 vizesiyle Amerika'da okul ve eğitiminizi devam ettirdiğiniz sürece kalabilirsiniz. Maksimum bir süresi yok. Maksimum süresi Eğitiminizi yapacağınız kurumun olabilir ve o kurumda da maksimum seviyeye ulaştığınızda o zaman yeni bir eğitime ya da üst eğitime geçerek bu EFAM vizenizi devam ettirebilirsiniz.